Beni hiç mi sevmediniz çocuklar? Seni hep sevdik anne. Fakat senin bizden bağımsız aldığın kararlar, seçtiğin hayat bizi ayırdı. Ve halen bağımsız kararlar almaya devam ediyorsun. Kararlar, tercihler, aranız yoğunuz bunlar. Hayatta hep bir tek doğru varmış gibi yaşadınız. Babanız böyle öğretti sizi. Ama ben ömrüm boyunca hep sizin mutluluğunuz için çabalayıp durdum. Sizden de aynı çabayı bekledim ama olmadı işte. Çabalıyoruz işte anne, görmüyor musun? Mirası kaybetmekten korktuğunuz için beni bir hapishane gibi eve götürmek için mi çabalıyorsunuz? Bir dakika, durdurun arabayı. Ne oldu, niye durduruyorum arabayı? Durdur dedim sana. Anne ne oldu? Sizler evlatlarımsınız benim. İlişkimiz yara bile almış olsa bu gerçek değişmeyecek. Değişmez. Benim sizi mağdur edeceğimi düşünmeniz bile hata. Ama neyse, konuşmaya bile değmez. Çocuklar, bana ait ne varsa alın. Hepsini alın. Ama bana ait olan tek bir şey alamazsınız. O da kalbim. Yıllardır çok yorulan bu kalbimi alamazsınız. Yola ve hayatınıza devam edin. Ama unutmayın, hayat çok güzel çocuklar. Çok güzel. Saçmalama anne, nereye gidiyorsun? Bırak abi, bırak. Bırak gitsin. Yıllarca ona kendi kararlarına dayattığı için kızmadık mı? Şimdi de biz aynısını yapıyoruz. Belli ki o adamla yeniden neşesini bulmuş. Bunu bozan biz olmayalım abi. Ya ama... Amasını boş ver abi. Bundan sonraki hayatında istediği gibi yaşasın. Ya bir yaştan sonra kalp ağrısı çekmek kolay olmuyormuş ya. Azize Hanım, siz gitmediniz mi? Hayır, gitmedim. Gedelli tabelası yetti bana. Acaba bana hala yer var mı bu kasabada? Olmaz mı? Tabii var. Bu kasabada size her daim yer var. Buyurun efendim içeri, buyurun. Çantanızı ben alayım. Çok teşekkür ederim.